Arkadaşlar Unreal Engine'da pozlamaya genel yaklaşımınız olarak söylüyorum. Bir sahneniz var çalışıyorsunuz. Biz geçenlerde biraz böyle içeriye ışıklar koymak için sınıfta yaptığımız basit bir uygulama bu. Şimdi arkadaşlar şöyle geldiniz. İşte aydınlık miktarını görüyorsunuz sahnedeki. Unreal'da pozlama kontrolü bir Project Settings'in içerisinde Exposure Settings ayarları var. Buradan yapılabilir. Ama ben şu anda buradan yaptığımda bakın hiçbir reaksiyon vermiyor. Çünkü Project Settings'ten sonra hani Project Settings hiyerarşinin en altında. Sizin sahnenizde bir post process volümünüz varsa post process volümün içerisinden exposure ayarını yönetiyorsanız process set, project settings'in bir önemi kalmaz. Yani pozlamayı kontrol ettiğimiz ikinci nokta neymiş? Post process volume. Post process volume'de ayar yapıyor olabilirsiniz. Problem değil. Ama mevcut bakışta bir kamera oluşturursanız, oluşturalım. Ve o kameraya geçersek bu sefer arkadaşlar az önce project Settings'i gösterdim. Ondan sonra post process volume'ü gösterdim. Şimdi de kamera var ve kameranın içerisinde de exposure ayarları mevcut. Ve kamerada exposure ayarı yapmaya başlarsanız bu da post-process volümün üstüne çalışıyor. Kamerada yaptıktan sonra post-process'i değiştirirsek cevap veriyor mu bakalım. Bakın bu sefer post-process de çöpe gitti. Hiyerarşide kameradaki ayar o kameradan bakıyorsanız tabii ki o kameradan bakmıyorsanız Kamerada yaptığınız ayarın hiçbir önemi yok. O kameradan bakıyor olmanız önemli. Kameranın kendi ayarı Project Settings'ten de Post Process Volume'deki e, pozlama ayarından da yüksektir. Arkadaşınızın sorusu şuydu. Ben şeyi yapamıyorum. E, neydi? Kelimeyi unuttum yine. Diyafram arkadaşlar. Diyafram, Aperture. Hah. Aperture ayarından sonuç alamıyorum demişti. Bir deneyelim bakalım. Aperture'dan sanırım hala alınmıyor ama görüyorsunuz, aperture'ı bu şöyle bir şey arkadaşlar. Programlar aslında aperture'ı değiştirirseniz pozlama mutlaka değişir. Gerçek hayatta bu böyledir. Ama mesela 3ds Max'te V-Ray'de aperture'a cevap veriyor galiba. Ama aperture'ın bir başka etkisi de alan derinliğidir, arka tarafın bulanıklığıdır. Bakın şöyle iyice düşüreyim. Belki gerçi netlik ayarı falan da yapmak lazım. E ee, programlar şunu tercih edebiliyorlar. Aperture'ı pozlamayı değil de sadece alan derinliğini yönetmek için kullanıyorlar. Unreal'da sanki öyle bir durum var gibi, %100 emin değilim ama şu anda gördüğüm öyle. Ve ben derste de böyle anlatmıştım diye hatırlıyorum. Peki pozlama ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Project Settings, Project Settings'tan daha üstün hiyerarşide Post Process Volume Post Process daha üstün hiyerarşide kameradan bakıyorsanız kameranın kendi pozlama ayarları bundan da daha üstün olan bir pozlama ayarı var arkadaşlar. Viewport içerisinde pozlama için şu litin altında exposure game settings özelliği kapalıysa o zaman projedeki post process volume'deki kameradaki ayarlara güle güle diyorsunuz tamamen buradaki ayar devreye giriyor. Yani kameradan ben olması gereken yerlerden exposure'da cevap alamıyorum diyenler özellikle viewport'larında game settings'e göre yani projenin ayarlarına göre exposure'ın açık olduğundan emin olsunlar. Bakış üzerinden viewport'un kendi exposure'ı aktifse oyun bileşenlerinden yaptığınız pozlamanın hiçbir önemi kalmaz. Arkadaşınızın sorusunun çözümü yok. Hala olmadığını teyit etmiş olduk. Bu soru üzerinden pozlamada sırayla nereleri kontrol etmemiz gerektiğini de konuştuk. Word settings'te exposure ile ilgili bir şey yanılmıyorsam yoktu. Unreal'da biliyorsunuz dünya kadar ayar var, dünya kadar alan var. Hiyerarşilerini bilerek birazcık teknik olarak hakim olmak yardımcı oluyor. <laughs>